Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşede kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Şöyle arkadaşlar, koyunlar çiçeği hafif böyle kırmızıya yakın bordomsu bir rengi, tatlı bir rengi olan Reyyan marka tülbentim var. Buna iğneden tığa 3 boyutlu böyle çıtırıklı keşfette görmüşsünüzdür kesin muhakkak. İğne ile sanatlar mıydı arkadaşlar? Ama iğne oyası modelini size bu 3 boyutlu minicik bir çiçek hazırladım. Şu şekilde göstereyim. Şöyle modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir çiçek hazırladık. Bakın 3 boyutu buradan geliyor arkadaşlar. Bu minik minik çiçeklerden geliyor. Yapımı da çok kolay. Şöyle güzel bir yaprakların arasına yapılan dalın üzerine 3 boyutlu çiçeği. Şöyle arkadaşlar bakın. Bunu ister sprey sıkarak ister yumurta akıyla bunu kolalayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde zincirleri sıkı çekildiği için bakın kalıp gibi duruyor. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçerek çiçeğimizin nasıl yapıldığını tarif edelim arkadaşlar. Evet, ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemini hazırlıyoruz. 696 no'lu videomda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın 5 tane ara su yapacağız. 4 tanesini hazırladım. 5.'yi de sizler için bu şekilde yapacağız. Bakın sık iğne ile girdik yuvaya. İlk başlar gibi başlıyoruz. 2 zincir, bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 4 zincir. Kapatıyorum. 2 zincir. Yandaki yuvaya sabitledim. Şimdi 5 tane olduktan sonra hemen yaprağımız için yuva hazırlıyoruz. Şöyle 2 ve 2. 2 zincir. Kirpiksiz boş yapıyoruz. Şöyle bir tane. 2 zincir. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 7 tane zincir çekiyorum. Ters tarafına çevirdim bu şekilde. Buradaki trabzanımın tepe noktasına girip sabitledim. Bir zincirle düz tarafına dönüyorum. Şimdi bu yuvaya yapraklarımızı yapacağız. Sık iğne ile giriyorum bu şekilde. Şöyle bir tane zincir çekip bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. 1, 2 ve 2. 3 oldu. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 1, 2, 2 ve 2. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. Geriye kalan bu kısmada 5 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yuvada 5.'si arkadaşlar. Şöyle minik bir yaprak oluşuyor arkadaşlar. Güzel. Çıtı pıtı. Örneğimiz minicik çıtır çıtır olduğu için yaprağımız da ona uygun minik bir yaprak. 2 zincir, bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve şöyle 2. 4 zincir çekiyorum. Buraya şu ara kısmı kapatıp buraya da 2 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 1, şöyle 2. Üçüncüyü de bu ana yuvada yapacağız. Şöyle dalımızı bitiriyoruz. Hemen bir zincir çekiyorum. Bakın dalımızı oluşturduk. Aynı yaprağı bu tarafı da yapacağım. Bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. Bir zincirin üzerine
Bir dolama 2 2 alarak başlıyorum. Şimdi 3 seferde bakın 1 2 ve 2. 2 defa tayı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 1, şöyle 2, 2 ve 2. 4 seferde 1 2 3 ve 4 zincir. Kapatıyorum. Şimdi buraya 4 tane yapıp bir tane de yuvada 5 tane sık iğnesi olacak yaprağı tamamlayacağız. Şöyle 3, şöyle 4. Beşinciyi de yuvada yapıyorum. Evet, yaprağımızı da oluşturduk arkadaşlar. Şöyle çekerek yerleştirelim. Buradaki trabzanın ara kısmına da girip sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çekip yandaki boş olana kapatıp hem bu üçgeni tamamlıyorum hem de bakın bu şekilde yaprağı tamamlayıp ara suyuna geçeceğiz. Evet. Başlarken gösterdiğim ara suyunu şimdi tekrar yapalım. 2 zincir tığ battıya girdim 2 2. Tekrar 4 zincir kapattım. 2 zincir, 1, 2 zincir, bir defa dolayıp boş tığ battıya giriyorum. Bakın. 1, 2, 3 ve 4. Kapatıyorum. 2 zincir. Hemen yandaki tığ battıya girip sabitliyorum. 2 zincir, bir defa tığı doladım. Şöyle 2, şöyle 2. 4 zincir ve kapattım. 2 tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battıya sabitledim. Evet, arasına bu şekilde 5 taneden ara suyu yapıp şimdi bu çiçeğimizi bakın kolay 3 boyutlu pıtırcıklı çiçeğimizi yapalım arkadaşlar. Evet, şöyle ters tarafını çevirdik. Bakın modelimizi bu şekilde. Bu 4 zincirli dalın içerisine sık iğne ile ipimi sabitledim. Evet arkadaşlar, şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya yeniden bir tane daha yuva yapıyoruz bu şekilde 5 zincirden. Şöyle bir zincirimizi çekip düz tarafına döndüm. Bu 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım. 5 zincirli yuvanın içine bu şekilde 5 zincirden 6 tane dal yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kapatıyorum yuvanın içine. Tüm dalları aynı yere yapacağız. 5 zincir. Bu 3. 1, 2, 3, 5 zincir. Bu 4. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu da 5. Bak. 5 tane kirpik oldu ya. Altıncısını şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Trabzan olarak yapıyorum. Şöyle 1, 2 ve 2. Öbür kirpiklerle, diğer kirpiklerle bakın aynı boyutta oldu. Bu şekilde altıncısını yukarı tekrar zincirle çıkmak olmasın diye trabzanla çıktım. 3 zincir çekiyorum. Şöyle ters tarafına döndüm. Buradaki 6 kirpiği 5 tane yuva hazırlayacağım. Bu 1. 1, 2, 3 zincir. Şöyle ikinci. 1, 2, 3 zincir. Üçüncü. 1, 2, 3. Dördüncü. Tüm kirpiklerin arasına girerek bu şekilde hazırlıyoruz. Bir zincirle yine düz tarafına dönüyorum. Bu hazırlamış olduğumuz yuvalara kirpiklerden oluşan
yuva yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kapatıyorum buraya. Şöyle bir kirpik. 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu ikinci kirpik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu da üçüncü kirpik. Evet. Bu şekilde dip kısmına bir sık iğne ve yandaki yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirden her yuvaya 3 kirpiği yapıp kenarlarına da muhakkak sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şöyle çevirince çiçek buketi gibi çok güzel duruyor bu kirpikler. Şöyle sık iğne ile geçiş yapıp 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Her yuvaya 7 zincirden 3 kirpik demiştim. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi buraya kapatıyorum. 4, 5, 6 ve 7. Kapattım. Ve sık iğne yapıyorum. Diğer yuvaya şöyle geçişimi yaptım. Bakın dördüncü yuvaya 3 tanesini yaptık bu şekilde. Şöyle tırnağınızla da ortalayıp şekli verebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi diğer ikisini de yapalım. 7 zincir. 1 yuvanın içerisine girip sabitledim. Evet, ikinci kirpik. 7 zincir. 1 Şöyle muhakkak kirpikten sonra sık iğneyi unutmuyoruz arkadaşlar. Ve sıradaki sonuncu 3 zincire de girişimizi yapıp şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen sabitliyorum. Bakın son kısma yine sık iğne yapıyorum. Şöyle tırnağımla her yaptığım kirpiğe şöyle şekil verince kalıp gibi oluyor arkadaşlar. Açıklık koyulu yapmak istedim. Şimdi bakın buraya ilk kirpikle bir zincirle sık iğne ile kapattığımız yer var ya, oraya sık iğnenin ara kısmına kirpiğin zincirini çekmeden önce başladığımız yere, bakın bunu da sahte sık iğne ile kapatıyorum. Daha kibar oluyor arkadaşlar. Şöyle şu kısmı göstereyim. Bakın. Şöyle sahte sık iğne daha hoş duruyor. Şimdi bakın şu kısmını tekrar göstereyim. Sık iğneyi de söktük. Olsun arkadaşlar. Önemli olan anlaşılabilmesi. Hemen bakın sıkı tutun. Şu tığdakini sıkı tutun. Buradaki kirpiğe başlamadan önceki şu sık iğnenin arasına sıkı bir zincirle dönüş yaptığımız sık iğneyi sahte sık iğne olarak kapatıp şöyle bakın şu ara kısmına bir zincirde çekip oturtuyorum. Zaten sahte sık iğneden sonra otomatik bir zincir çekiyoruz.
Hemen ipimi kopardım. Göstereyim. Düz yüz burası. Şimdi kopardığımız nokta burası. Bu zaten arkadaşlar sahte sık iğne kaynadı ama bu şekilde. Şimdi bunu da şu ipi göremiyorum. Evet şu tarafta arkadaşlar. Işık da vurunca şu hani ilk kirpiğin ilmeğinin şu dip kısımlarından şu sık iğne ile buradan şöyle geçirirseniz daha biraz daha sağlamlaştırıp kaynaştırmış olursunuz arkadaşlar. Şöyle. Evet, ben bunu hemen buraya bakın şöyle bir yakayım daha temiz gözüksün. Şöyle keseyim. Şunu da aynı şekilde dip kısmından kesiyorum. Çakmağımla onu oraya yaktım. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu şekilde şimdi şu kök kısmını da göstereyim. Böyle. Direkt yeşilin üzerine de yapabilirsiniz. Bu şekilde çok güzel duruyor arkadaşlar. Ayrıyeten böyle bir 5 zincirden yuva yapmak. Şöyle ipi çıkarıp hemen geleyim. Evet şöyle şu kısımlar arkadaşlar dediğim gibi kirpik kısımlarını şöyle tırnağınızla düzeltip bu şekilde hani yaparken rahat bir şekilde yapılıyor. Bunları böyle elinizle tırnağınızla güzelce özellikle 3 zincir çekiyorum ki arkadaşlar. Bu kirpik kısmını tam kalıplasın böyle çiçek gibi. Şöyle bakın dönsün kısmını. Şuradan göstereyim bakın. Burası şey sahte boru diyebiliriz. Kolay boru ya da sahte değildi. Evet modelimiz bu arkadaşlar. Elimizle böyle tırnağımızla da bunu böyle bir şekil verince oturuyor. Gayet de güzel oldu. Şöyle açıklı koyulu da tonlama vermek istedim sizlere. Bakın hoş bir kolay iğneden tığa. Dediğim gibi iğne ile sanatlar mıydı? İsmini unuttum arkadaşlar. Keşfette görürsünüz muhakkak. Bu şekilde iğneden tığa sizler için bir tasarım hazırladım. Modelim bu. Bakın kalıp gibi de duruyor arkadaşlar boru kısmını. Böyle sık iğneli trabzan dalın üzerine sizler için hazırladım. Şöyle göstereyim. Bir de düz tarafından da göstereyim. Evet, modelimiz bu. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Pudra pembesi ve böyle tülbentimin renginden olan pembe ile aralarına sarılar da maviler de katıp patlatabilirsiniz veya sade bu pudra ile ikisini açık pembe ile ikisini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok da güzel oldu. Bir de uğraştırıcı değil arkadaşlar. Böyle eli oyalayıcı değil. Tek renk kopar yap bir sorunu yok. Tohumu da yoktu. Orada da aynen bu şekildeydi gerçekten arkadaşlar. Şöyle kalıp gibi. Dediğim gibi ister saç spreyi ister şey bu şekil kullanın. Zevk size ait. Düz tarafını tutalım. Emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şöyle. Yapımı kolay. Hemen yapıp bitirip böyle 3 boyutlu iğnede ne varsa tığ da var modelimiz. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Bazen tutuş tarzından mıdır artık? Işıktan bu şekilde pek yansıtamıyorum. Yine tersini göstereceğim. Yok düzmüş. Emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.